Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır diye sormuş. Yaşlılık ne saçın ağırması ne belin bükülmesidir. Yani saçınız ağardığında ya da beliniz büküldüğünde yaşlanmazsınız. Yaşlanmak bedensel bir durum değildir diyor. Yola çıktım çünkü yolun sonunda beni beklediğine inandığım altın köşke varacağım. Yani burada altın köşke varmak hayaline ulaşmak anlamında kullanılan bir ifade. Bu muradının sona ermesi. Yani hayallerinin sona ermesi demektir. Murat kelimesinin de iki tane anlamı var. Birincisi amaçtır. İkincisi de dilektir. Yani eğer sizin amacınız kalmazsa yaşlanmışsınız demektir. Yoksa saçınız ağırdı, beliniz büküldü diye yaşlanmış sayılmazsınız. Cevabımız Bursa olacak. Bir amacı olmayan ya da amaçlarından vazgeçmiş. Yani muradı sönmüş insanlar hayat yolculuğunda sona yaklaşmış demektir. Yani yaşlanmış demektir. Cevabımız Bursa olacak. Bir yazar ve hikayelerinde söz edilen bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diye soruyor. Başlıyorum. Birinci cümlede uzun bir aradan sonra yeniden ilgi gördüğüne değinilmiştir. Bakın şurada diyor ki yazarın zamana dayanan hikayeleri 40 yıl sonra bir kez daha edebiyat severlerin gündeminde baş köşeye oturdu. Baş köşeye oturdu demek yeniden insanların en beğendikleri noktalara geldi demektir. 40 yıl sonra bir kez daha diyerek uzun bir aradan sonra yeniden ilgi gördüğünü söylüyor bir var. Geldim ikiye. İkinci cümlede yozlaşan şu yozlaşmak kelimesinin eş anlamlarına dikkat edelim. Yozlaşmak bozulmak demektir. Fransızcadan diliminize giren dejenere kelimesi de yine karşınıza gelebilir. Yozlaşmak, bozulmak, dejener olmak aynı anlama gelen kelimeler. Devam ediyorum. Yozlaşan edebiyat ortamında yani bozulan edebiyat ortamında gerçek edebiyatı özleyenlerin imdadına yetişmiştir. Hemen başlıyorum. Popüler kültür ve sosyal medya etkisiyle bozulmuş yazınsal boşlukta yani yozlaşmış, bozulmuş edebi boşlukta Nitelikli yapıtlara susamış yani onları özlemiş, onları özleyenlerin susuzluğunu gidermiş yani imdadına yetişmiş. Bu da var B'yi de bulduk. Üçüncü cümlede ait oldukları dönemin ruhunu yansıtır nitelikte olduğunu söylüyor. Hemen bakalım. Yazıldıkları zamanın zevkini, psikolojisini, duygusunu ustalıkla vermiş. Yazıldıkları dönemi de işlemiş. Ne diyor? O dönemin zevkini Ustalıkla vermiş bu da var. Dördüncü cümlede yazıldıkları edebi dönemde ilgi görememelerinin nedenleri. Bakalım neymiş? Bu hikayeler edebiyat çevrelerinde uzun yıllar köy edebiyatı diye küçümsenmiş. Tamam edebiyat çevreleri köy edebiyatı diye küçümsemiş. Ancak ilgi görmediklerini bilmiyoruz. Yani edebiyat çevreleri onu küçümsemiş olabilir. Ama halk onu okumuş çok büyük ilgi göstermiş de olabilir. Onun için biz buna kesinlikle ulaşamayız. Beşinci cümlede toplumsal değişim ve dönüşümü acıklı ve gülünç yanlarıyla vermiş. Değerli öğrencilerim şurada trajikomik ifadesi geçiyor. Trajikomik acıklı ve gülünç yanlarıyla bir edebi metni anlatmaktır. Tiyatroyu anlatmaktır. Trajikomiyi not alın. Trajikomik acıklı ve gülünç yönleriyle anlatmaktır. Bu da aklımızda kalsın arkadaşlar. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen hangisidir? Ulusların kendi toplumsal gereksinimlerini, gereksinim ihtiyaç demek, ulusların kendi toplumsal gereksinimlerine göre sözcük türettiği, yani bir toplum sözcüğü neye göre oluşturur diyor, ihtiyacına göre sözcükleri oluşturur. Ulusların dilleri toplumsal yaşama göre şekillendirdiği bilinmektedir. Yani bir dili oluştururken toplumsal hayata göre o dili oluştururuz. Peki o zaman toplumsal hayata bakarak dilin nasıl olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Çünkü dil toplumsal hayata göre şekilleniyor. Onun için cevabımız bursa olacak. Ulusların sosyal hayatlarına ilişkin ayrıntılara yani bir milletin sosyal hayatına bakarak dilleri üzerinden ulaşabiliriz ona biz. Yani sosyal hayata dil üzerinden çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimizi söylüyor. Yukarıda da bunu söylüyordu arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı söyleyişten yararlanılmıştır diye sormuşuz. Mecazlı söyleyiş demek bir kelimenin gerçek anlamının tamamıyla dışına çıkmasıdır. Hemen 3'e bakalım. Değilse okur düşünce yumağı. Düşüncenin yumağı olmaz. Buradaki yumak mecazi olarak kullanılmış. Devam ediyorum. Düşünce yumakları arasında boğulup kalıyor. Gerçekten suda boğulmaktan bahsetmiyor. Çıkmaza girmek anlamında buradaki boğulmak kelimesi de yine mecaz anlamda. Onun için 3'ü alacağız anlatımı oluşturan karmaşık iplere takılıp gerçekten ipe takılmıyor. Buradaki ip de mecazi olarak kullanılmış. Okumaktan uzaklaşan o kadar çok insan var ki burada da şuradaki ip ifadesi yine mecaz anlamda kullanılmış. Onun için 3 ve 4 de mecaz anlamlı kelimeler vardı. Mesela 1'e bakalım her türlü metin, bakın metin gerçek anlamda, düşünceler anlaşılır olmak gerçek anlamda, gerekir gerçek anlamda, metin gerçek anlamda, söylemek gerçek anlamda, kolayca anlamak gerçek anlamda, okur gerçek anlamda. Buralarda mecazi ifadeler yoktu arkadaşlar. Onun için cevabımız E olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım söz konusudur? Değerli öğrencilerim öznel diğer adıyla subjektiftir. Yani kişiden kişiye değişen anlamına gelir. Yine burada enfüsi kelimesini de bilmekte fayda var. ÖSYM son yıllarda böyle entel kelimeleri çok soruyor. Öznel, subjektif, enfüsi. Bunların hepsi aynı anlama gelir. Peki hocam öznel ne demek? Öznel kişiden kişiye değişen demektir. Hemen dörde bakıyoruz. Diyor ki dinlediklerini bir araya getirip benzersiz bir portre kaleme almış. Benzersiz demek çok güzel çok başarılı demek. E güzel ve başarılı da kişiden kişiye ne yapar? Değişir. Onun için biz buna öznel anlatım diyebiliriz. Cevabımız D olacak. Mesela bile de bakalım. Fransız yazar gazeteci Eric Claudio Pink Floyd'un hikayesini yazmaya 1985 yılında karar vermiş. Bu kişiden kişiye değişir mi? Hayır. Onun için burada nesnel bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Örnek olsun diye A şıkkını açıkladım. Dikkat edelim. Öznel, subjektif, enfüsi aynı anlama gelen kelimelerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi doğrudur? Yani hepsi yanlış. Bir tanesi doğru. Biz bir tanesini bulacağız. Birinci cümlede kavrama açıklık getirecek bir bilgi paylaşılmıştır. Başlayalım. Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu. Bakalım neymiş genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu? Ortada bir neden olmadan duyulan aşırı endişe veya gerginlik hissiyatıdır. Ne yapmış burada? Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu hakkında bilgi vermiş mi? Vermiş. Ne diyor bize? Ortada bir neden olmadan duyulan aşırı endişe ya da gerginliktir diyor. O zaman bir kavrama açıklık getirilmiş. Bu doğru. Mesela ikiye de bakalım. İkinci cümlede kavramın yarattığı olumsuz durumlarla baş etme yöntemi. Yani biz bu anksiyete bozukluğuyla nasıl baş edeceğiz? Bakalım iki de bundan bahsediyor mu? Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğuna maruz kalan insanlar günlük olaylar ve sorunlarla ilgili sürekli kaygı içinde ve gerilim altında bulunarak acı çeker. Tamam acı çekerler bunu söylüyorsun da nasıl baş edeceğiz ona yönelik hiçbir şey söylemiyorsun. Onun için bu olmaz. Diğer seçeneklerde oldukça uzaktı. Onun için cevabımız aşık olacak. Bu sözleriyle Mehmet Fuat aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? Mehmet Fuat Fransa'nın güneyindeki bir mağara duvarında bulunan erkek geyik kılığına girmiş maskeli büyücü resminin en aşağı 10 bin yıl belki de 50 bin yıl önce çizilmiş olan o resmin karşısında durduğumuz zaman bile tiyatronun başlangıcından çok mu uzaklarda olduğumuzu bilemeyiz der. Bakın 50 bin yıl öncesine gitmiş mağaranın önüne gitmiş hala diyor ki tiyatronun başlangıcı burası olmayabilir diyor. Yani bu adam tiyatronun başlangıcının ne zaman olduğunu tam olarak bilemeyeceğimizi vurgulamak istiyor. Onun için cevabımız Bursa olacak. Tiyatronun doğuş zamanıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Belki bu 50 bin yıl önceden bile çok 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 öncelerden gerçekleştiğini söylemeye çalışıyor. Mesela şu Aşık'ına da bakalım. Tiyatronun resim sanatıyla benzer yönlerinin oldu. Bakın hiç alakası yok. Yani evet burada bir resim kılığına girmiş bir şeyler var. Daha doğrusu geyik kılığına girmiş resimler falan var ama söylemek istedikleriyle bunun hiçbir alakası yok. Tiyatronun evrensel boyutta hızlı bir gelişim seyri gösterdi. Yani tüm dünyada geliştiğine dair yine bir ifade yok. Onun için bunların hiç alakası yoktu arkadaşlar. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir? Değerli öğrencilerim bu tip sorular uzun olmakla beraber aslında oldukça kolaydır. Mantığını kavrarsanız hiç hata yapmazsınız. Başlıyorum. Diyor ki önce biri sonra da ikiyi okuyalım. Klasik Türk edebiyatındaki eserlerde İstanbul bir mekan olmanın ötesinde hemen bütün şair ve yazarlar. Bakın hemen bütün şair ve yazarlarla bütün şair ve yazarlar aynı şey değildir. Mesela seçeneklerde bunu kullanabilir. Çünkü bütün şair ve yazarlar derseniz hepsi olur. Ama hemen bütün şair ve yazarlar derseniz birçoğu olur. Hepsi olmaz. Bu tip nüanslara dikkat edin. Seçeneklerde bunları kullanır. Bütün şair ve yazarların hayat sürdüğü, doğumdan ölüme havasını teneffüs ettiği kültürünü yaşadığı bir şehirdir. Tamam anladık. İstanbul'da hemen bütün şairlerin, yazarların yaşadığını, kültürünü teneffüs ettiğini, doğumdan ölüme havasını yaşadığını vesaire söylüyor. Binaları, sokakları, caddeleri, dini ve özel günlerdeki hali, etkileyici manzaraları ve güzellikleriyle İstanbul klasik Türk edebiyatı eserlerinde yer almaktadır. Tamam anladık. Bakın şimdi A'dan başlayalım. Binaları diye başlıyor. Yani nereden başlamış? Şuradan başlamış. Binaları, sokakları, caddeleri bakın yukarıyla birebir uyumlu devam ediyor. Dini ve özel günlerdeki haliyle Türk edebiyatındaki. Bakın neyi atladı? Etkileyici manzaralarını atladı ve güzelliklerini atladı. O zaman A şıkkını şutlayacağız. Çünkü etkileyici kısım yok arkadaşlar. Geldim B'ye. Bütün şair ve yazarların hayat sürdüğü diyor. Burada bütün şair ve yazarların diyor. Burada hemen bütün şair ve yazarların diyor. İkisinin aynı şey olmadığını az önce söylemiştim. Binaları hemen başladım. Şuradan başlıyoruz. Bakın şuradan. Binaları, sokakları, caddeleri, dini ve özel günlerdeki hali, etkileyici manzaraları, güzellikleriyle bakın tamamıyla aynı devam ediyor. Klasik Türk edebiyatındaki eserlerde yer alan İstanbul şuranın tamamını verdi. Tamam. Bir mekan olmanın ötesinde bakın şuraya geldi. Bir mekan olmanın ötesinde devam ediyorum. Hemen bütün şair ve yazarların hayat sürdüğü, doğumdan ölme havasını teneffüs ettiği, kültürünü yaşadığı şehir birebir verdi. Geldim Denizli niye değil ona bakalım. Klasik Türk edebiyatı eserlerinde binaları, sokakları, caddeleri, dini ve özel günlerdeki haliyle bütün yazarlar vesaire diye devam ediyor ama bakın etkileyici manzara burada da yok arkadaşlar. Bunu da şutladık. Aslında olay çok kolay. Bulmaca gibi yakalayacaksınız. Bunların olmadığını yakalayıp işaretleyip geçeceksiniz. Türk edebiyatındaki bütün şair ve yazarlar diyor. Bütün şair ve yazarlar değil. Hemen hemen bütün şair ve yazarlar olacak. Onun için E şıkkını da eledik. Cevabımız C olacak. Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulacak şekilde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? Değerli öğrencilerim bu tip soruları en sondan sıralamaya başlarsanız işiniz daha kolay olur. Hocam neden en sondan başlayacağız? Çünkü yüklemi olanı bulacağız en sona fırlatacağız. Bakın yüklemi yok, yüklemi yok, yüklemi yok, yüklemi yok, yüklemi yok. Yüklemi yok. Biridir bunun yüklemi yok yüklemi var. O zaman en eski kahve markalarından biridir. Bunu nereye koyacağız? En sona koyacağız. 6 en sonda olacak. Devam edelim. Bakın dünya çapında yaşayan en eski kahve markalarından biridir. Altının önüne hemen neyi getireceğiz? Biri getireceğiz. Hemen buna uygun olanı getirelim. Faaliyet gösteren kuru kahveci Mehmet Efendi dünya çapında da yaşayan en eski kahve markalarından biri. Oldu mu oldu? O zaman bunun önüne de ne getireceğiz? 2 getireceğiz. Zaten sondan ikinciyi sorduğu için direkt cevabımız çıktı. Ama diğerlerine de bakalım. Şimdi ne yapacağız? 2'ye uygun olanı getireceğiz. Mesela hemen şunu getirelim bakalım oluyor mu? Türkiye'de Türk kahvesi denilince akla faaliyet gösteren. Demek ki 2'nin önüne 4 gelmeyecek. Çünkü akla faaliyet gösteren olmuyor. 1871 yılından bu yana kesintisiz olarak faaliyet gösteren oldu mu? Oldu. 2'nin önüne ne getireceğiz? 5 getireceğiz vesaire. Bu şekilde sıralayacağız. Bakın bir daha söylüyorum. Bu tip sorularda önce yükleme olanı bulacaksın. En sona atacaksın. Daha sonra da ona uygun olanları getirip okuyarak başa doğru geleceksiniz. Cevabımız da A şıkkı olacak.